Çok güzel demlemişsin anneciğim. Afiyet olsun oğlum. Ya işte öyle. Seninki gelmiş holdinge. O topukları böyle tıklata tıklata bütün koridoru inletiyor. Biz de Sadık'la böyle arkasından şaşkın şaşkın baka kaldık. O topukları tıklatan kaynanandı. Senin haberin yok. Doraydı o. Kapa çeneni. Ne biçim iş anlamıyorum anneciğim ya. Ama bütün kabahat Faruk Bey. Hayatına giren her kadını onunla ciddi olur muyum, olmaz mıyım diye düşünmeden doğru holdinge getiriyor. E ne oluyor? Bütün personelin ağzına sakız oluyor. E canım artık bu adamı böyle kabul edeceksiniz. Bugün Dora, yarın Nora. Bravo anne. Vallahi bravo sana ya. Adamı sadece 2-3 kez gördün, hemen çözmüşsün. Hazırım babacığım. Tamam kızım, çayım bitti, gidiyoruz. Sen mi bırakacaksın? Evet anneciğim. Akşam servise haber verdim, bugün kızımı ben bırakacağım. İyi hadi baba kız, vakit geçirin biraz. Aynen, şimdi o çocuk bu çocuk falan filan derken 2 saat en az yolda kaybeder. Bir de güzel kızıma şöyle bir okul civarında güzel bir tost ısmarlayacağım. Hadi iyi işler oğlum, iyi işler. İyi dersler kızım. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Oh. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Akşam görüşürüz. Ortalığı toplayayım. Kıyafetimi de giyeyim. Ah. Anneanne, çabuk terasına çık bak. Niye? Kuzenin dönmüş. Kahin peri haklı çıktı. Şimdi ödeşme zamanı. Kimle? Pakize'yle. Dönmüş. Saç saça baş başa kavga eden iki kadın görüyor. Yani böyle sihirle. Ne kadar güzel insanın peri sevgilisi olması ya. Bu ada, bu şato çok güzel. Sen çok güzelsin. Ay salak gibi bu sihri yapmak niye daha önce aklıma gelmedi? Kimsenin bize bulamayacağı, göremeyeceği bir yerdeyiz hem de. Hem de adamı burada dona kalmış halde tuttum. Asıl o beni rahat bıraksın. Sakın bana karışmayın. Daha onu terastan dışarı atacağım. Ha, esas ben seni atacağım. Dünyanın kainatı tepesine aşağıya atacağım. Kes aşırı dişmeyi. Sen Dudu'ya değil, Periler Konseyi'ne hesap vereceksin Pakize. Geri döndüm. İstesem geri dönmezdim. Ne hesabı verecekmişim? Bu yaptıkların cezasız mı kalacak? Anne, boşuna iteleme, yaklaşamazsın. Sen de yaklaşma Pakize. Dokunamazsın. Size neden geri döndüğümü hatırlatayım da, belki o zaman bana niye ceza vermeyeceğinizi hatırlarsınız. Bir duyunu kaybedersen, diğer bütün duyuların daha güçlenir. Kuzenin Pakize az önce buradaydı.
ondan uzak durmayın. Onunla yakın olun. Anlamadım. Gençliğinizde küsmüşsünüz. Doğru mu? Size bazı haksızlıklar yapmış. Doğru mu? Fakat siz onunla küsünce çok yalnız kalmış. Sevgi göremediğinde her türlü kötülüğe gözü kapalı cesaret edebilir. Çünkü sevgisizlik öfke doğurur. Ama bütün hayatımızı alt üst ediyor. Siz ona yakın durun diyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? İnsanoğlunun güzel bir sözü vardır. Dede erik çalmış, torununun dişi kamaşmış derler. Vaktiyle onu o kadar incitmişsiniz ki, yalnız kaldığı onca yüzyıl öğrendiği kötü sihirler sizin torununuza da tesir ediyor. Onun belli etmese de sevdiği, hayran olduğu, o yüzden her şeyini taklit ettiği kuzeni olarak ona sevgi vermeniz lazım. Aksi takdirde hayatlarınızı cehenneme çevirmeye devam edecek. Kahin peri bütün söylediklerinde haklı. Ne yaptıysam hak ettin. Heh, kahin peri söyledi diye seni af mı edeyim? Üstelik sadece bana değil, bütün aileme yaptın. Periliçe söyler misiniz, haksız mıyım? O kadar ileri gittin ki, haklı olabilecekken haksız durumuna düştün. Peki, o zaman bir de şunu izleyin. Size ne kadar teşekkür etsem azdır Periliçem. Rica ederim, görevim. Ama kahin perinin sözlerine katılıyorum. Hayır efendim, onu asla affetmem. Ona sevgi göstermem. Hele bu yaptıklarından sonra. Bak, aranızdaki bu savaş devam ettiği sürece sana, kızına, damatlarına bulaşmaya, Eda'nın üzerinde tüm şansını denemeye devam edecek. Eğer barış sağlarsanız, sen onu anlamaya çalışırsan ya da anlıyormuş gibi davranırsan belki onu dize getirebiliriz. Hayır efendim, bu mümkün değil. Onu affetme limitim bitti. Ne sihri yaptın? Hepimizi korumaya aldım. Pakize kesin buralarda bir yerlerdedir. Bizi duyamasın. Neden onları göremiyorum, duyamıyorum? Nereye gitti bunlar? Neden bilmem, yüzünde gizli ve sinsi bir plan okuyorum. Doğru okuyorsunuz. Onu çıldırtacak, ortaya çıkaracak çok hain bir planım var. Bu deli Pakize'nin en büyük zaafı kim? Bir dakika. Faruk Bey. Ben Dora olursam... Anne. Dudu. Ne? Gidip Pakize'nin kafayı taktığı gençle mi fingirdeşeceksin? O gün boşarım seni. Hayır efendim, ben fingirdeşmeyeceğim. Dora fingirdeşirmiş gibi yapacak, onu çıldırtacak ve sonra terk edecek. Ve Pakize de ortaya çıkacak. Başka çarem yok. Bakın, asıl ceza alması gereken biri varsa... O da bana hain planlar kuran Dudu'dur. Ayrıca perilerin de duyguları vardır. Ve onlara saygı gösterilmesi gerekir. Bu hain Dudu ne yaptı? Aşık olduğum adamın karşısına Dora olarak çıktı. Ve ona kur yaptı. Nerede yapmışım? O iğrenç şey bana dokunmasın diye köşe bucak kaçtım. Sırf sen ortaya çık diye yaptım. Bunun cezası yok ki. Yok değil mi? Yok. Ben Dudu'nun asıl niyetini biliyorum. Esas sen erken müdahale ettiğin için iki kat cezayı hak ettin. Bir faniyi kaçırdın. Ha? Bir faniyi kaçırdın. Bundan daha büyük bir suç olur mu? Evet Pakize hala. Çok merak ediyoruz. Faruk Bey nerede? Ofiste. İçinizi okuyorum. Gördüğünüz gibi onu sihirle kendime aşık etmedim. Ayrıca ofisine geri gönderdim. Kızım ne oldu? 1500 gün ileriye gideceğiz. Ne?
Ne demek istedin? Ne için? Bu yanımızdaki Pakize değil. Pakize halayı bulmanın bir tek yolu var. O da gizlenme süresinin bitmesi. Herhalde o güne kadar saklanmayı başaracak ki ben gözümü kapattığımda kendimi 3 yaşında görüyorum. Bunu daha önce niye akıl edemedik? Tabii ya, kopyası. Yani ben bunca acıyı bu kopyası yüzünden mi yaşadım? Kopyaya zeval olmaz. Yani bunu gerçekten yapacak mıyız? Pakize'nin 1500 gün boyunca herkese istediği gibi davranmasını göze alıyor muyuz? Asla, katiyen. Ama herhalde Eda ileride olmayacak bir şeyleri görmüş olamaz, değil mi? Yani biz eninde sonunda Pakize'nin kopya olduğunu anlayacaktık ve böyle davranacaktık. Sadece Eda bize önceden söylemiş oldu. Zaten Kain Peri de söylemişti dikkatli olun diye ama... E peki 1500 gün ileri gidersek Taci ne olacak? Daha da yaşlanmış olacak ve belki de bu hayatta olmayacak. Anne, bilmiyorum. Cem de belki askere gitmiş, evlenmiş falan olacak ama ben bütün bunlara hazır değilim henüz. Elbette böyle olmayacak. Bizler ve ailemiz için zaman bugünkü gibi kalacak. Aynı Eda'nın doğumunda olduğu gibi. Sadece Pakize için 1500 gün ileriye gidecek. Evet, sen de istediğin gibi hemen büyüyeceksin. Evet. Ama anneciğim, ben daha senin bebekliğine doyamadım ki. Anneciğim, lütfen izin ver. O zaman seninle böyle içeriden değil, arkadaş gibi konuşacağız. Hem babam da bugünkü gibi kalacağı için yaşlanmış olmayacak. Ne diyeyim? Peki. Ama neler olacak, çok merak ediyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. 1500 gün geçsin, Pakize karşıma gelsin. Deminkilerin aynısını yapacağım. Ben de hazırım. Madem öyle, herkes hazırsa... ben de hazırım. Zaman Pakize Peri için... 1500 gün ileri aksın. Sonunda geldiler. Hem de Faruk Bey'le. Kızım nerede? Torunum nerede? Buradalar. Görünmez bir halde onları dondurdum. Eda'nın büyümüş hali Betüş'ü şaşırtabilir. Önce şu Pakize'yi halledelim dedim. Edelim. Hadi çöz şunu. Ona saldırmak yok, rica ederim. Ona karşı o kadar öfke doluyum ki söz veremiyorum. Eğer kendini kontrol edemeyeceksen seni de dondurayım. Ya da şatona buyur. Tamam. Şunun yakalanmış halini görmek için sabırsızlanıyorum. Uslu duracağım. Peri sözü. Peri sözü. Siz benim izimi nasıl buldunuz? Şato korunmalıydı, nasıl geldiniz buraya? Ne oldu ya, böyle bir zaman tüneli gibi bir şeyin içinden geçtik Pakize. Bu periler şatomuza sihirle mi girmişler? Periler mi? Bir faniyi kendine sihirle aşık ettiğin yetmiyormuş gibi... bir de ona peri olduğumuzu mu açıkladın? Adam şatomuz diyor. 1500 gün boyunca onunla birlikte mi yaşayacaktın? Ne? Siz zamanı 1500 gün ileri mi aldınız? Yani? Siz şimdi zamanı 1500 gün ileri mi aldınız? Evet. Ama faniler için zaman değişmedi. Yediğin halt bir değil, iki değil. Cezalardan ceza beğen şimdi. Sen sus. Sen karışma bu işe. Ay sevsinler. Karşıma sen diye getirdiğin kopyan da aynı senin gibi horozlanıyordu. Ona neler yaptığımı gördün değil mi? Sen de ister misin? Dudu! Pakize Peri.
Suç bir. Bizi atlatarak görünmez olup ortadan kayboldu. Suç iki. Yerine bir kopyanı yollayarak bizi aldattın. Suç üç. Bir faniyi kendine sihirli aşık ettin. Bu da yetmiyormuş gibi onu şatona götürdün. Suç dört. Ki en büyük suç bu. Onu kendine aşık ettiğin yetmiyormuş gibi bizim peri olduğumuzu söyledin. Bir dakika, bir dakika. Faruk ta o bilinmez okyanusun ortasındaki şatonda seninle birlikte yaşıyorsa, burada holdinge gidip gelen Faruk kim? O kadarına kafanız basar. Hı? Tebrik ederim. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kopyasıymış. Suç beş. Bir sürü insanın geçiminden sorumlu olan bir patronun yerine kopyasını yollayarak insanları aldattın. Peki, sadede gelelim. Nasıl bir ceza vereceksin bana? Bu nasıl meydan okuma böyle? Sende hiç utanma, ağırlanma yok mu? Korku yok mu? Sen kopyalarına güvenerek mi böyle davranıyorsun? Seni bir cüce yapacağım. Yo. Bir parmak çocuk yapacağım. O kadar küçük olacaksın ki şatonda kopyaların bile istese seni bulamayacak. Ay! Bakize parmak çocuk. Ay yok, şaka bu, şaka. Böyle bir şey yapmazsın nasıl olsun. Yaparım. Çünkü ben periliçeyim. Demek ki yapabiliyormuşum. Olamaz. Seni sihirlediğim gibi çıkmayasın diye şatonu da sihirledim. Ama sakın yürüyerek çıkmayı deneme. Sonra bir kedinin köpeğin altında kalır, eziliverirsin. Parmak kız Pakize. Sen karışma Dudu. Sus artık. Evet, sıra Faruk'a geldi. Onu geri yollamayı bana bırakın. Pakize, sevgilinle vedalaş. Çünkü onunla birlikte geçirdiğin romantik ada günlerini unutup gerçek hayatına geri dönüyor. Hayır, hafızasını silme. Biz çok mutluyduk. Sildim bile. Pakize, şunu bil ki bir daha onu sihirle kendini asla aşık edemeyeceksin. Fizibilite raporu. Ne ara kim getirdi bunu odama? Kızım hemen odama gel. Biz şimdi gidiyoruz. Ay benim torunum büyümüş de ne güzel bir çocuk olmuş. Parmak Pakize, sesini duyamıyorum. Biz gidiyoruz. Sihirsizsin. Boşuna küçücük nefesini ve gücünü tüketme. Sen oradan düşersin. Evet. Şimdi benim şatoma gidiyoruz. Önce Eda ile küçük bir konuşma yapmam lazım.
Neredeyiz biz? Pakize Hanım'ın şatosunda değil miyiz? Sizi dondurmak zorunda kaldım. Oradaki işlerimi halledince şatoma geri geldik. Kızım? Evet anneciğim, benim. Ay sen ne kadar büyümüşsün. Ne güzel olmuşum böyle. Bakayım sana. Canım kızım benim. Canım anneciğim. Ay kıskandım. Ben de canım anne öyle isterim. Gel. Bir dakika anne. Önce bir ben sarılayım değil mi kızıma? Oh. Oh bakayım. Ay canım benim. Ay ne güzel olmuş ya. Bize bak. Ay ay dön bakayım. Bak bak şuna bak. Oh başım anneanne. Gel gel gel. Ah oh, güzeller güzelim benim. Anneanneciğim. Bakayım sana. Güzel kızım benim. Ay, ay. Gel bakayım biraz. Aramıza hoş geldin. Benim büyümeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim Periçem. Eda'cığım, senin dışında tüm periler ve faniler bu 1500 günlük zaman sıçramasından hiç etkilenmediler. Her şey kaldığı yerden eskisi gibi devam ediyor. Kimse beni böyle görünce şaşırmayacak değil mi? Hayır. Herkes sanki sen hep böyle büyükmüşsün gibi anlayacak. Ve hayat tüm doğallığıyla devam edecek. Bu çocuğun nüfus cüzdanı var. Doğumunda da 2011 yazıyor. Merak etmeyin, ben her şeyi hallettim. Endişelenmeyin. Evet, madem öyle biz kızımla artık evimize gidebilir miyiz? Ben kızımın yeni odasını çok merak ediyorum. Ayrıca hala bu sabah olduğuna göre benim gidip acilen kafeyi açmam lazım. Tamam gidebilirsin ama önce Eda'dan bir söz almam lazım. Gel bakalım. Sihirlerini hiç kötüye kullanmayacaksın. Bilerek hiçbir kötülük yapmayacağıma söz veriyorum. Tamam benim akıllı küçük perim. Gel bakalım yanıma. Aa bir dakika. Pakize Hala'dan hiç bahsetmedik. Ne oldu? Şatosuna döndü mü? Aman neler oldu neler. Hadi sen çocuğunu al da git. Ben sana buradan naklederim. Tamam. Hoşça kalın. Ben de artık şatoma gidebilir miyim? Elbette. Arada sırada şu parmak Pakize'yi izleyebilir miyim? Dudu. Sihirli günler. Sihirli günler. Sen emin misin Pakize'nin şatoda olduğuna? Ayol biz bile göremiyoruz. Kopyaları gelse nasıl bulacak? Nereye gidecek? Ne bileyim, kaç saattir bakıyoruz. Yok, yok, yok. Bir köşeye sinmiştir o şimdi. Aa, yok da yok. Dur bakayım. Şurada bir şey hareket ediyor. Bu böcek mi yoksa Pakize mi? Yok, devenin nalı. O kadar mı küçüldü? Ayol parmak Pakize diyorum, parmak. Evet, Pakize'ymiş bu, Pakize. İnanmıyorum. Ah, hakikaten de parmak kadar kalmış. Ah düştü. Ay, ay yazık. Daha merdivenleri bile çıkamıyor. Ay acıdım da bir yandan. Güleyim mi, ağlayayım mı şaşırdım. Ona acımayacaksın. O acınacak en son varlık. Pakizeler, kurtarın beni. Bak bak, ağzını kımıldatıyor. Bir şeyler söylüyor. Niye duyamıyoruz? Ayol parmak kadar kadının boyu kadar sesi olurmuş. Dur bakalım sesini açalım duyalım neler diyor. Pakizeler! Bak buradayım buradayım. Gelin hadi kurtarın beni.
Pakizeler! Ay zavallının sihirleri yok ki onun sesini kopyaları duysunlar. Hem gelseler de göremeyecekler. Kal parmak kadar da aklın başına gelsin. Dört tane. Dört tane daha var. Dudu, alay etme de git bir bak istersen. Kimi? Pakize'ye. Ben artık onu evrene havale ediyorum. Öyle deme ama, günah. Bak sihirleri yok diyorsun. Belki acıktı, belki tuvaleti geldi. Git hadi Allah rızası için bir lokma bir şey yedir, su ver, tuvalete götür. Ay sendeki şu merhamet yok mu? Şu vicdan yok mu? Of, iyi. Gideyim o zaman. Ama şimdiden söyleyeyim, ona fazla yüz vermem. Bir laf ederse parmak kadar boyuna bakmam. Parmak Pakize. Bak, bana parmak Pakize deme. Çok fena öcümü alırım. Ay onu nasıl alır mısın öcünü? Söyle. Hem biraz bağır, sesini zor duyuyorum. Elbet böyle kalmayacağım. Canım sihrin yok, sesin zor çıkıyor. Hangi kopyan sesini duyacak da gelecek? Seni bu cücücük boyundan kurtaracak? Bak, sen kendine o kadar güvenme. Gün olur devran döner. Hadi didişmeyi bırak da söyle. Yukarı çıkıp ne yapacaksın? Terasta hava alacağım biraz. Ayol bu boyunda terasa çıkılır mı hiç? Dışarıda fırtına var, rüzgar var. Uçuruverir seni. Acıktın mı? Susadın mı? Tuvaletin var mı? Aa, ne kadar gururlu, ne kadar mağrur bir kuzenim varmış benim. Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dermiş. Hadi gene benim vicdanıma, benim elime kaldın. O da ben kendim için değil, sırf sana merhamet eden tacı için. Al sana su. Al sana yemek. Al sana boyuna göre tuvalet. Sifonu da var. Çekersin. Anneanne, şatoda mısın? Biz babamla geliyoruz. Toprak sesleniyor. Ama tabii ki sen duyamıyorsun. Şatoya dönüyorlarmış. Seni burada bırakıp gitmek zorundayım. Hadi sana iyi günler. Damat mı geliyor? Herhalde ki şatoyu değiştirdim. O zaman acele acele anlat. Yemek verdin mi, su verdin mi Pakize'ye? Senin hatrına verdim. Ama yapıp yapacağım da budur. Hay lafa tutuyorsun beni, kapı çalıyor. Buyursunlar. Merhaba anneciğim. Ne haber Toprak? İyidir anneanne. Hadi gelin, üşüteceksiniz tamam. Yavuz. Evet, ev soğuması. Ya müsaadenizle ben bir hemen lavaboya gideceğim. Aa, tamam oğlum, koş, koş. Çok merak ediyorum anneanne. Pakize alayı buldunuz mu? Niye 5 sene sonrası gibi hissediyorum? Hadi gel anlatacağım, odana çıkalım. Gel. Yeter, vallahi yeter ya. Ya bir gün olsun, düzgün bir haber alalım ya. Al benden de o kadar damat.
İyi yaptın çocuğun önünde. Ya baba, savaş mı var, ne var? Ne bu haberler? Yok kızım, yok. Savaş falan yok. O bizim kanayan yaramız. Nasıl oluyor bilmiyorum. İnsanoğlu bir bayrağın altında, bir toprağın üstünde, barış içinde kardeşçe yaşayamıyor, aklım almıyor. Ama inşallah sizler güzel yerlere geleceksiniz. Böyle kocaman insanlar olacaksınız ve bu dünyaya barış getireceksiniz. İnsanoğlu bir bilse ki bir tek evleri var. O da dünya. Ömürlerinin bir başı var, bir de sonu var. Yani yaşanacak tek bir hayat var. O da savaşla, kavgayla geçmeyecek kadar kıymetli. Çok doğru söylüyorsun da bu dipsiz bir kuyu işte anneciğim. İnsan bunları duyduğu zaman hadi bizden geçti evlatlarımız ne olacak diyor. Ya baba merak etme. Bizler büyüdüğümüzde tertemiz, savaşsız bir dünya yaratacağız. İnşallah güzel torunum benim, inşallah. Sınırları savaşlar çizmez, bunu unutma. İnsanoğlunun bir tek evi var, o da dünya. Ve tek bir yaratıcı var. Bunu bil ve bunu anlat. Dinlerin, dillerin, ırkların kavgası olmaz. Çok doğru, çok doğru. Hadi kızım yatma ya. Bugün yeterince kötü haber aldık zaten. Ama şunu unutma. Her yeni bir gün yeni bir umuttur. Ve belki yarın bugünden ve hatta dünden çok daha güzel olacaktır. Aklından çıkarma, tamam mı? Hadi iyi geceler anneciğim. İyi geceler oğlum. İyi geceler anne. İyi geceler kızım. İyi geceler dedeciğim. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Güzel yarınlar versin.